Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa Öztürk hocanız. 3-4-5 yayınları edebiyat denemelerinin çözümlerini yapıyoruz. Bugün sırada dördüncü deneme var. Hazırsanız hemen gelsin sorular ve çözümümüze başlayalım. Birinci soru. Şimdi canlarım karşımızda bir minimal yani küçürek öykü örneği var. Bu öyküden hareketle hangisi söylenemez diye sormuş. Bakalım öykü nasıl bir öykü. Ahşap çürür. Zaman gözlemin önünde eskiyor. Doğum ve ölüm aynı dille konuşuyor. Orada üst üste insan aklının en çürük basamağında duruyorum. Bak burada imgesel bir söyleyiş var. Zorla itildiğimiz yurtsuzluk satında Tanrı da unutmuş olsa gerek bu yazgıyı. Benim de bir hikayem olmalı. Yaşadığıma dair küçük bir not bırakmalıyım zamana. Ahşap çürüse de diyorum vicdan çürümez. Şimdi bir imgesel bir anlatım var. Canlarım küçülen öykünün temel özelliğidir zaten. Az sözle çok şey anlatma amacı. Bu var. İç konuşma tekniği var. Çünkü burada kahramanımız içsel düşüncelerini bir mantık süzgecinde okura dile getiriyor. Geleneksel hikaye yapısına uyulmaz doğru. Çünkü geleneksel hikaye yapısında serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. İşte Betimlemeler vardır, klasik bir olay anlatımı vardır. Burada öyle bir şey yok. Burada olabildiğince özlü olma gayreti var. Çünkü minimal, küçürek, belki bir cümle mesela bazen. Doğal olarak uyulmaz, bu da doğru. Somut bir durum, ironik dille yansıtılır. Burada somut bir durum yok ve bu ironik bir dille yansıtılmamış. Gayet düz bir anlam vermiş ama imgelerle bunu yansıtmış. Yani bir ironi, alay ironi yok. Cevabımız bu yüzden canlarım kesinlikle şıkkı olmalıdır geldik ikinci sorumuza. Burada doğrudan eserler var. Sözlüklerden bahseden bir soru bu. Divan-ı Lügat Türk, Kaşgarlı Mahmut bir sözlüktür. Kamus Türkî Şemsettin Sami bir sözlüktür. Ve Vefik Paşa'nın Lehçe-i Osmanisi, o da bir sözlüktür. Fakat Tevalih Ali Osman, Aşık Paşazade'nin tarih kitabıdır. O zaman hangisi getirilemez? Cevabımız yalnız bir olmalı yani aşıkkı. Sevgili arkadaşlar, canlarım benim. Geldik 3. sorumuza. Battal Gazi destanından bir alıntı yapılmış ve bununla ilgili hangisi söylenemez diyor. A. Hakim bakış açısı. Bakacağız. Olay akışında olağan dışı bir duruma yer verilmiş. Bakacağız. Hareket dayalı bir söyleyiş vardır. Yani hareket, olay, aksiyon. Bakacağız. Kahramanın fiziksel tasviri ayrıntılı yapılmıştır demiş ama bu tarz klasik anlatılarda tasvire yer verilmez. Muhtemel cevabımız bu olacak. Epik yani destansı bir anlatım. Bakalım hadi parça geliyor. Battal müsaade etti ve Ahmet atından inerek atının kolonunu sıktı. Sonra kalabalık Asya topluluğuna hücum etti. Onun arkasından Seyit Battal Gazi de hamle etti. Battal Gazi'yi Cude ve dört oğlu takip etti. Emir Ömer 3000 er ile hamle yaptı. Diğer dostları da cenge girdi. Bir gün ve bir gece boyunca şiddetli cenk oldu. Müslümanlar zor durumda kalınca Battal 70'i düşünerek hüzünlendi ve yüzünü göğe döndürerek "Ey Allah'ım bu cenge ben sebep oldum. Beni mahcup etme." dedi. Hemen o anda şiddetli bir rüzgar çıktı. Toprak savruldu. Sadece düşman askerlerin göz çukurlarına doldu ve hepsinin gözleri ker oldu. Yani olan sürük var. Yani olay akışında olağan dışı bir durum var. Hareket var ama fiziksel ayrıntılar detaylı bir şekilde tasvir edilmemiş. Cevap bu yüzden de şıkkı. Zaten burada bir savaş sahnesi var. Yani epik bir anlatım var. Ve hakim bakış açısı çünkü anlatıcı her şeyi biliyor ve her şeyi anlatıcı bize veriyor. Doldurarak o da var. Cevap net bir şekilde D şıkkı kaldı. Şimdi canlarım karşımızda denememizin dördüncü sorusu. Bu parça içeriği ve üslubu dikkate alındığında hangisi tarafına yazılmış olamaz diyor. Bakalım parçaya. Kuraklık epeydir köylünün belini bükmüştü. Ekinler toptan helak olmuştur beyim. Mahsul anasından ayrı kalmış oğlak gibi çaresizdir beyim. Hasat neyim yapabilememişizdir demem o ki beyim. Bize bu mevsim idare edecek ekmek bakliyat lazım gelir. Köy ve köylü yani toplumcu gerçekçi bir roman. Doğal olarak Kemal Bilbaşar işi bu. Taliba Paydın işi bu. Orhan Kemal işi bu. Fakir Baykurt işi bu. Ama Müsat Orhan Bener postmodern bir anlayış yazan bir sanatçıdır. Cevabımız da bu yüzden kesinlikle D şıkkıdır. İşaretleyelim ve geçelim. Sevgili arkadaşlar, canlarım geldik. Denememizin 5. sorusuna burada bir yazar eleştirmen diyaloğu var ve bu diyalogtan hareketle A. İstanbul Hüseyin olarak bilinen sanatçı Said Faik Abasyan'dır. Doğru, Said Faik Abasyan'ın klişe ifadesi İstanbul öykücüsü olmasıdır. Bence bunu bir baştan bir atalım ama diğerlerini tek tek bulacağız. Eleştirmen cümlesine boş bırakılan yere Çehov getirilmelidir. Yani şuraya bakacağız. Yazar eleştirmenin görüşleri örtüşmektedir. Bakalım aynı görüşsün mü yazar ve eleştirmen? Bakacağız buna. Yeni lisan makalesi getirilmeliymiş. Bakacağız. Şimdi yani daha doğrusu burada şunu kastediyor canlarım. Yani yazarın cümlesinde boş bırakılan yere getirilecek olan sanatçı. Yani şuradan bahsediyoruz. Şu kısımdan. O sanatçı dille ilgili görüşlerini Yeni Nisan makalesinden biri getirmiştir. Yani Ömer Seyfettin midir? Buna bakacağız. Cevap aslında burada biliyor musun? Ve yazarın cümlesinde boş bırakılan yere ihtiyar çilingirin yazarı. Yani Memdu Şevket Esendal. Bakacağız. Şimdi okuyalım parçayı. Türk Edebiyatı'nın hikaye yönünden zengin bir miras sahip olduğu biliniyor. Siz hikayeciliğimizin kilometre taşı olarak değerlendirebilecek isimler kimlerdir? Bakalım. İfade ettiğiniz gibi ben de ikiyacılığımızın epey mesafe aldığına inanıyorum. Sorunuza gelince. Burada adanılacak birçok yazar var elbette. Fakat hiç kuşku yok ki İstanbul hikayecisi edebiyatımızda müstesna bir yer kaplamaktadır. O kim? Said Faik Abasyanı. Yani A gitti. Devam ediyorum. Onun anlatılarında insanı yüreğinden kavrayan bir yön vardır. Üstelik o iddiasız ve sürprizsiz bir kurgu oluşturduğu halde edebiyatımızın unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştır. Evet. Şimdi burayı attık. Bir kere şuradan ve burada iki yazarın ve eleştirmenin aynı görüşte olduğu kanaatine vardık değil mi? Bunu bir atalım. Geldik diğer şıkları bulacağımız iki parçaya. Yazar diyor ki, bahsettiğiniz yazar birçok yazar tarafından örnek alınmıştır. Görüşlerinize aynı katıldığım belirtmeliyim. Bak C buradan da gidiyor işte. Bir de insana değişmez gerçekliğiyle anlatma ilki edinen bir iki hikayecimiz vardır ki, yani şu, bak burada diyor ki, insanları değişmez gerçekliğiyle anlatma ilki edinen bir hikayecimiz. Kimdir o? Memduh Şevket Esandal'dır. Yani E buradan gider. Şimdi sözünü ettiğiniz yazarımız da nokta nokta tarzı hikayeler. Hangi tarz yazıyordu Memduh Şevket Esandal? Bir hatırla bakalım. Çehov mu yoksa Muhpasan tarzı mı? Tabii ki Çehov tarzı durum öyküleri. Yani oraya Çehov gelecek. O da doğru. Şimdi canlarım burada bahsedilen sanatçı Memduh Şevket Esandal olduğu için ama burada Yeni Nisan makalesi var. Yeni Nisan'ı kim yazmıştı? Ömer Seyfettin yazmıştı. Yani D şıkkı bu durumda anlamsız ve yanlış olacak. Cevabımız da bu yüzden kesinlikle D şıkkı olacak. Canlarım geldik denememizin 6. sorusuna. Bu kısa bir soru. Doğrudan bir sanatçıyı soruyor. 13. yüzyıl. Nişabur. Makalat. Bunlar sana kim hatırlattı? Bilhassa makalat aslında. En büyük ipucumuz bu. Makalat kimindi? Tabii ki Hacı Bektaş Veli'nin idi. Kaygısız Aptal 15. yüzyıl bir kere. Şeyet Hamza'nın Destan Yusuf'u var. Sultan Veled'in neyi vardı? İntihaname, Rebabname vardı. O da 13 ama bu değil. Hacı Bayram Veli bir sonraki 14. yüzyıl. Burada cevabımız kesinlikle ne olacak canlarım? Hacı Bektaş Veli çünkü makalet ona ait bir tasavvufi eser. Sevgili arkadaşlar geldik denememizin yedinci sorusuna. Hangisi ayrıç ne verilen ifadeyi örneklemez demiş. Merhametsiz olma. Işkı var gönül yanar yumuşanır mıma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. Taş gönül sarp katı kış merhametsizlik. Bu örtüşüyor. Bunu geçelim. Çare olmak. Ey gönüller derdinin dermanı sen. Ey yatılmışların sultanı sen. Derdin dermanı yani çare olmak örtüşüyor. Geçtik. Bahtiyarlık duyma. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle bahtı. iki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Burada gönül yıkmamaktan bahsediyor. Bu biraz Yunus olmuş. Yunus tarzı bir söyleyiş olmuş. Bu Yunus'un şiiri zaten. Burada İnsanın gönlü yıkmaması, gönlünü kırmaması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü Yunus'a göre gönül insanda Allah'ın evidir. Orayı yıkarsan bütün insanlığı yıkmışsın gibi bir anlam çıkarır. Burada bahtiyarlık duyma anlamı yok. Cevabımız bu yüzden kesinlikle C şık olacak ama biz ne yapalım? D'yi B'yi bir bakalım. Haydi bakalım. Mazide kalma yani geçmişte kalma. Gönlüm gözüm bu yerlerde ne şenlikler görmüştür. Hepsi yalan geldi geçti fani dünya bir düştür. Geldi geçti mazide kaldı. Çok beğenme. Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadi kılır bir dem gelir giriyan olur evet. Hak bir gönül verdi bana, hademeden hayran olur. Yani çok beğenme anlamı var. Cevap bu yüzden. Hop bunlar gitti. Cevabımız bu yüzden C şıkkıdır. Sevgili arkadaşlar geldik denememizin 8. sorusuna. Ünlü bir Türk denizcisidir. Denizci dediği için bir kere evliya ve katibi atalım. Hatta peçevi de atalım. Çünkü katip Keşf-i bibliografi kitabı vardı. Evliya bir gezgindi. Peçevi de bir tarihçiydi. Geriye kaldı kışık. Seydi Ali Reis ve Piri Reis. Seydi Ali Reis'in Miratül Memali'yi vardı. Piri Reis'in Kitabı Bahriyesi vardı. Zaten burada neyden bahsetmiş? Kitabı Bahriye'den. O zaman cevap ne oldu? Kesinlikle beşik kaldı. Sevgili arkadaşlar geldik denememizin 9. sorusuna. Şöyle bir soru. Bu dizelerle, bu şiirle ilgili hangisi söylenemez? Redif. Ekhanile Redif. Buna bakacağız. Satirik bir söylem. Bakacağız. Birden fazla uyak çeşidi. Bakacağız. Şimdi düz uyak. Zaten bu görünüyor değil mi canlarım? A, 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 B. Bu kesinlikle var. Bunu bir atalım. Buna bakmaya gerek yok daha fazla. Yapı özelliği koşmaya benzemesi. Nasıl koşmaya benzer canlarım? Dörtlük yazıldıysa ve 11'li hece ise ki saydığımız zaman 11 olduğunu görüyoruz. Koşmadır zaten. Koşmaya benzer en azından. O zaman ne yapalım? D B yatalım. A, B ve C'ye bakalım. Şimdi bir redif var mı bakalım. Burçlardan, kuşlardan, kurtlardan, lar ve dan, çoğul ve halekiye. Onlar rediftir. Doğal olarak bunu bir atalım. Ee, birden fazla uyuak çeşidi var mı bakalım? Geliyor. Burç, kuş, kurt ve değişti. Şimdi canlarım, bir kere burada. I, lardan, lardan redif geriye kalan burç, kuş ve kurt kısmında kahve bile yok. Doğal olarak birden fazla kahve çeşidinin kullanıldığı ifadesi yanlış olur. Doğal olarak cevabımız kesinlikle C şıkkı olacak. Satirik bir söylem yani eleştirel bir havası olacak. Bakalım. Kale yoktur ok atılmaz burçlardan. İnsanoğlu yüksek uçar kuşlardan. Boz tavşanlar haraç alır kurtlardan. Erlik başkalaştı, meydan değişti. Evet toplumsal bir eleştiri var. Cevap bu yüzden net bir şekilde ne oldu? C şıkkı oldu. Sevgili arkadaşlar burada bir edebi dönemi soruyor bize. Bir beyanname ile başlayan ilk edebi topluluk eminiz. İlk beyanname ile ortaya giren, ortaya çıkan topluluk kimdi? Hatırlayın sanat şahsi ve muhteremdir. Ahmet Haşim ve arkadaşları tabii ki cevabımız kesinlikle. C şıkkı tecrati. Canlarım Karşımızda güzel, ilginç bir soru. Ve tabii tabi ki bence çok da kolay bir soru. Çünkü psikoloji ile edebiyatın kesiştiği yerde çıkacak. Yani psikolojik bir roman, psikolojik bir eser. Nedir o? Yapıştır, söyle. Tabii ki Mehmet Ralf ve Eylül olacak. Cevabımız kesinlikle... Yalnız iki yani B şıkkı olur. Çünkü Sinekli Bakkal bir terör romanı. Yeşil Gece'de o layıklık kavramını işliyordu sanatçı. İntibatı edebi bir romanda psikoloji tahliller yoktu. Cevap çok net ve çok temiz. Yalnız iki yani B şıkkı sevgili arkadaşlar geldik denememizin 12. sorusuna. Ahmet Haşim sanat yaşamının son dönemlerinde daha yalın bir üslup kullanmış. Her ne kadar Milli Edebiyat şairleri kadar sade bir dille yazmasa da kendi şiirleri içerisinde bu değişim görülebilmektedir. Yani başlangıçta hakikaten çok ağır, süslü, sanatlı, kapalı bir dili var ama son döneminde belki Cumhuriyetle beraber bir kısmen bir sadeleşme var. O zaman bizden şunu istiyor. Hangisi o son dönemlere ait olabilir diyor. Peki ne yapacağız? O zaman dili en sade olanı bulacağız. Hadi gel bakalım. Öyle bir satkı abın üstüne ki celi lerze lerze daha rahat geçelim bunu. Lerze istitaru istina o belde durur menatık okuyamadım bile. Ne yapalım? <laughs> geçelim bunu. C şıkkı. Bu sefil işte ha bu kili nazar bulamaz sende bende bir mana ne bu akşamda bir gamı nermin. Evet bunda da çok fazla yabancı kelime vardı. Şurada, burada. Ondan sonra gamı nermin muber. Yollar ki gider kimsesiz tehi ebedi yollar hep birer tahtı pürsükut oldu. Çok fazla var yabancı kelime attık. Kaldık mı iyi. Hadi bakalım inşallah cevabı çıkacak. Kuytu bir bahçede bir kuş ötüyor. Çok sade. Son kızırlıkla yanan bir dalda sade. Ağlıyor eski veda türküleri bir alev ufka giden sandalda. Çok net bir cevap. E şıkkı. Canlarım bu sorumuz bir edebi sanat sorusu. 13. sorumuzdayız bu arada. Hangisi yok demiş. Nida. Mesela burada E kelimesini gördük değil mi zaten? Bunu bir atalım. B bir dursun. İstifam soru sorma demek. Acaba beni arar mı ola? Tamam soru sordu. Attık bunu da. Mübale abartmak veya olduğundan küçük göstermek. Merkezi haki atsalar da bizi. Yani dünyanın merkezine koysalar da bizi küreyi, dünyayı patlatır çıkarız diyor. Abarttı, abarttı, abarttı. Teşhis kişileştirmek demek. Teşhis şahıs kişi. Toros dağlarının üstüne ay un eledi. Bütün gece ayı insan gibi düşünmüş. İntak konuşturmak demek. Kökü unutup Bakalım var mı? Ay gelip bacıya yaslandığında kerpiç duvardan yüreği güm güm atar. Konuştu mu ay? Konuşmadı. O zaman cevabımız B Canlarım geldik 14. sorumuza. Milli Edebiyat döneminin bağımsız şairlerinden olan Yahya Kemal Beyatlı. Tamam. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Çünkü Yahya Kemal Beyatlı Milli Edebiyat döneminin bağımsız şairidir. Devam ediyorum. Eski şiirimizden, divan şiirinden yani olarak oluşudu dizelerinde genelde hece ölçüsünü mü hatırla? Yahya Kemal tek şiiri vardı heceyle. O da ok. Diğer bütün şiirleri neyle yazmıştı? Aruz yazmıştı. O yüzden cevabımız 4 olacak. Zira 5 de doğru. Çünkü kendi gök kubbemiz adlı eserini biliyoruz. Çünkü cevap 4. Çünkü hece değil aruz kullanmıştır. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Canlarım karşımızda denememizin 15. sorusu. Bence güzel bir soru. Burada bir e, şiir verilmiş, bir parça verilmiş bir şiirden. 63'e yaşım ulaştı geçtim gafil. Hak emrini sıkı tutmadım kendim cahil. Oruç namaz kazaya bırakıp oldum ergin. Kötüyü izleyip iyilerden geçtim ben işte. Kul Hoca Ahmet Yesevi artı onun 63 ile ilgili bir şiiri var. Çünkü 63 yaşında peygamberimiz ölmüştü ya. O da 63'te girdim yere ile başlayan bir şiiri var idi. Doğal olarak burada bahsedilen eser divanı hikmet yani aşıktır sevgili arkadaşlar geldik denememizin 16. sorusuna. Bir düz yazı sorusu bu. Burada bir postmodern öykü örneği verilmiş ve hangi özelliği vurgulanmaktadır diye sormuş. Bakalım parçaya. Haydi bakalım gelsin parça. Öykülerimde boşluklara yer veririm. Bu boşlukları okurun doldurmasını isterim. Çünkü okur verili kurguyla yetinmek zorunda bırakılmamalıdır. Hı. Hmm. O okuduğu metni anlamlandırmakla yetinmemeli. Metni yeniden üretmelidir. O halde şöyle bir genellemeye ulaşabilirim. Kitap basılınca kadar yazarın ürettiği bir nesne olsa da basıldıktan sonra yazar ile okurun ortak üretimine dayalı bir nesneye dönüşmelidir. Yani yazar burada ne yapmaya çalışıyor canlarım? Yazar burada okuru aktif hale getirip onu edebi eserin bir parçası yani üretimi bir parçası haline getirmeye çalışıyor. O zaman bakalım şıklarda böyle bir şey veya buna yakın bir şık arayalım. A. İroni. Hayır. Atalım bunu kesinlikle. Okuru anlatının parçası kılma harika bir cevap olur. Tarihsel gerçeklik yok. Bundan bahsetti mi bahsetmedi. Kahramanların iç dünyası oraya hiç girmedi. Metinler arası ilişkilere yer verme. Bir metinde başka bir yazarın başka bir metniyle ilgili alıntılama, onunla ilgili böyle burgu yapma var mı? Yok. Burada doğrudan okuru anlatının parçası yapmaya çalıştı yazar. Yani cevabımızdan emin olduk mu? Olduk. Cevabımız net ve temiz bir şekilde. B şıkkı. Sevgili arkadaşlar hangisi getirilemez demiş. Şimdi burada baktığımız zaman nokta nokta adlı eser gezi yazısının türünün örneklerindendir. Şimdi gezi yazısı deyince aklımıza ne gelir? Mesela seyahatname değil mi? Başta gelir. Evliya Çelebi, Miratül Memalik o da önemli. İlk gezi yazımız. Seyyid Reis. O da gelir. Avrupa'da bir cevela kimindi? Tanzimat'a gel. Tanzimat'a gel. Mithat Efendi'nin. O da bir gezi yazısı. Bizim Akdeniz. Falih Rıfkı Atay. O da gezi yazısı. Ama defteri amal. Yine Tanzimat'a gel. Ziya Paşa'nın anı türünde eseriydi. Cevap da bu yüzden kesinlikle C şıkkıydı. Şimdi canlarım bu sorumuzda Türk Edebiyatı'nın dönemlerini, devirlerini vermiş. İşte İslami öncesi diye ayırmış. Sözlü dönem ve yazılı dönem. İslami dönem diye ayırmış. Halk ve divan. Sonra nokta nokta bırakmış. Tazi, Masya ve Tufu'nun Milli Edebiyat ve Cumhuriyet. Ne koyacağız buraya? E doğal olarak Batı etkisinde gelişen Türk Edebiyatı koyacağız. Nerededir o? Bakalım. Hop işte burada cevabımız kesinlikle B şıkkı. Oldukça kolay bir soru olmuş. Sevgili arkadaşlar burada ee, yazar, eser, işte boşluklar var. Bunları tamamlayalım. Hadi gel başlayalım seninle. Şimdi diyor ki romanın adı nokta nokta. Yazarı Reşat Nuri Güntekin. Zehra öğretmen Müşit Efendi. Hangi romandı mı? Böyle okurken böyle ağlardın. Acıma duygusunu öğrenirdin. acıma roman olacak. Cevap çıktı zaten. Ama biz ne yapalım? Diğerlerine bakalım. Mürebbiye'nin yazarı kimdi? Hüseyin Rahmi Gürpınar. Doğru. Huzur Tanpınar. Orada bir kahraman. Mümtaz ve Nuran. Harika oldu. Emin olduk mu? olduk. Cevabımız kesinlikle A şıkkıdır. Şimdi canlarım Karşımızda öykü türünün gelişimi ilgili bir soru var. Diyor ki 71'de yayımlanan müsameretname kim tarafındandı? Müsameretname Emin Nihat Efendi. Nerede o? Anında burada atalım onu. Bu edebiyatımızdaki ilk öykü denemesidir. Canlarım müsameretname. Nokta noktanın letaif rivayatı Mithat Efendi'yi koyacağız buraya. Nokta tarafında yazılan küçük şeyler. Kim yazmıştı küçük şeyleri? Şuraya koyacağımız küçük şeyler canlarım. Sezai'nin küçük şeyleri. Bunu buraya koyduk. Bu buraya geldi. Emin Nihat'ı buraya koyduk. Mithat Efendi'yi buraya koyduk. Ve geldi. Türk Edebiyatı'nda öyküyü meslek edinen ilk kişi kim? Yeni Nisan Makalesi, Genç Kanunma Dergisi. Falaka diye bir öyküsü var hatırladın mı? Tabii ki Ömer Seyfettin. Onu da buraya koyduk. Burada Refik Halit Karay'dan memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleri. Burada onunla ilgili bir alıntı yok. O zaman cevabımız kesinlikle ne oldu? C şıkkı oldu. Canlarım karşımıza 21. soru. Bakalım diyor ki Hangisi dışta kalacak bunları eşleştirdiğimiz zaman? Hadi gel beraber yapalım. Önce bir şey yapalım mı seninle? Tülahat hatırla. Tülahat anonim halk tiyatrosunda kullanılan bir kavramdı. Doğaçlama anlamına geliyor en kısa haliyle. Tehzil, Nazire'nin karşılığıydı bu. Nazire'de övgü, daha doğrusu bir şairin sevdiğin bir şiirle ilgili bir şiir yazıyordun. Aynı ölçü ve uyakta. Ama alay edersen o şiirle tehzil oluyordu bu. Mensur şiir, düz yazıcı şeklinde yazılmış şiir anlamına geliyordu. Tapşırma, halk şairlerinin mahlas kullanma geleneğiydi. Takdi de aruzda bölme kısımları. Şimdi bakalım. Aruzda duraklar takdi gitti. Mahlas kullanma tapşırma gitti. Düz yazı şiir mensur şiir gitti. Nazire ama alaycı tezil gitti. E ne kaldı geriye? Hop tülaat doğaçlama anlamında kullanılan bir kelime. Cevap bu yüzden A Canlarım geldik denememizin 22. sorusuna. Bence güzel ve kolay bir soru. Ben çok seviyorum bu şairi. Dol Karabakır, Dol Karadut ya da mektuplar. Anadolu kültürüne hayran, ressam bir şair. Kimdir o? Bedri Rahmi Eyüp oğlu. Cevabımız kesinlikle E şıkkıdır. arkadaşlar geldik 23. sorumuza. Diyor ki burada bir anlayıştan bahsediyor. Hangisi bu anlayışla uygun eser vermemiştir. Bir kere canlarım. baktığınız zaman Tarık Buğra, Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Rıfat Ilkaz. Cevap Tarık Buğra. Niye biliyor musun? Çünkü şu dördü toplumcudur. Ama Tarık Buğra abimiz bireyin iç dünyasını esas alan bir romancıdır. Bakalım burada neyden bahsediyor? Edebiyata salt güzel anlatımlar penceresine bakmadı onlar. Eserlerinde toplumsal realiteye duyarlılık geliştirdi. Sanatın toplumsal boyutunu öne çıkararak yer yer eleştirel bir anlayışla anlatımını oluşturduğu, geleceği olan inan Naç ve iyimser bir bakış açısını yapıtlarını kaleme aldığı, Evet çok belli etti. Toplumcu gerçekçi roman. Köy romancısından bahsediyor. Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Rıfat Ilgaz bu yönde yazan şair ve romancılardır. Ama Tarık Buğra canlarım bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla yazar. Cevap bu yüzden kesinlikle aşıklıdır. Evet sevgili arkadaşlar, canlarım ekmeğin peşinde bünyeler geldik. Dördüncü denememizin 24. yani son sorusuna karşımızda iki parça var. Diyor ki hangisi yanlıştır? İkinci parçasında zengin uyuyak kullanılmıştır. Bakalım mı? Bakalım. Uyuduğunu serin, kirpiklerin ve sonu. Şimdi nerede biliyor musunuz? Oğlum? Sonu uyuduğunu var burada. Bir de bak şöyle yazayım sizin için. Serin ve kirpiklerin. Canlarım, serin bir kere kelimenin kendisi ya, doğal olarak serin kelimesiyle kirpiklerin kelimesi arasında bir redif olamaz. Tamam mı? Çünkü kelimenin kendisi serin ve diğer ee, dizenin sonunda kirpik var, kirpikler ve in var. Yani çoğul eki var ve in orada ilgili ekledim. Bakalım senin kirpiklerin. Şimdi doğal olarak bu ikisi arasında redif olmadığına göre kaç ses benzeşiyorsa ne olmalı? Hepsi kafi olmalı değil mi? Bakalım n'ler, i'ler, r'ler ve e'ler. O zaman zengin uyaktan emin olduk mu? Olduk. Ne yapalım canlarım? Bunu bir atalım. Nazım bilmeni farklı mı? Farklı. Biri beyit, biri dörtlük. Atalım canlarım. Uyak şemaları ortaktır demiş. Bakalım uyak şemaları ortak mı? Geldim. A, A, B, A. Diğerine bakalım. A, B, B, A. Yani canlarım birisi sarma, birisi e gazel tipi bir kafiye. Yani A, A, B, A, C, A, D, A diye gidecek belli ki. Doğrudur olarak uyak şemalarının ortak olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Cevabımız C olacak. Bilinçli şiir parçasında kelime halinde redif vardır. Bakalım. Geldim geldim. Bak burada görüyor musun? Gitmeye, satmaya hatta tamamı redif canlarım. Ama toplamda kelime halinde bir redif. Dur şöyle sileyim. Toplamda kelime halinde bir redif var mı? Var. Eminiz. Her iki dörtlükte de anlatıcı şairdir. Doğru. Burada şair kendisi anlatıyor zaten. Bak çünkü nereden biliyorsun bunu hocam? Şuradan biliyorum. Biliyorum. Kim? Ben. Yani şair. Benim kararım kim? ben şair doğal o da doğru canlarım. Bir kere cevap çok kolaydı zaten çünkü uyak şemaları ortaktır ifadesi burada gördüğümüz gibi yanlış oldu. Cevap bu yüzden kesinlikle ne oldu? C şıkkı oldu. Evet canlarım sevgili arkadaşlar ekmeğinin peşinde bünyeler. Dördün çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım aklımızda kafamızda soru kalmamıştır. Ne yapalım? Çözmeye ve çalışmaya devam edelim. Ve diğer denemelerde ve derslerde görüşelim. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Merhaba ben İbrahim Hoca. Bugün sizlerle beraber 3-4-5'in Edebiyat Sosyal 10 denemesinin tarih kısmı sorularını çözeceğiz. Dördüncü denemedeyiz. Çok güzel sorularımız var. Hadi bakalım deneme sorularını çözmeye başlayalım. Evet, birinci soruyla başlangıç yapıyoruz. Demiş ki, ilk Türk devletlerinde gelin evden ayrılırken gelin indirimede saçı geleneği uygulanırdı. Bu yelenekte gelinin atının kuyruğuna ve yelesine kırmızı serpilir, başına da buğday darı ve para saçılırdı. Bilgisinden hareketle. Hani günümüzde de deniliyor ya iyi bir haber alındığında darısı başımıza diye. İşte o darı kelimesi oradan geliyor. İyi bir şeyin gerçekleşmesi durumudur. Bu. Peki bu sözünün nereden geldiğini öğrenen bir tarihçinin bu bilgilere ulaşmasında en fazla yararlandığı bilim dalları hangisidir? Bir kültüre ait temel bilgiye ulaşmak etnografya, dilleçi kelimenin anlamını çözebilmek filolojinin bir unsurudur. Her ikisini bulmaya çalışacağım. A seçeneği kronoloji, coğrafya. Kronoloji zaman, coğrafya yerdir. B seçeneği epigrafi numizmatik almış. Epigrafi kitabeleri, numizmatik paraları inceler. C seçeneği paleografya antropoloji. Paleografya işin yazı kısmı ile ilgilenir. Antropoloji ise insanın kültürel, sosyolojik, biyolojik yönleri almasıdır. Bu da gitti. D seçeneği heraldik diplomasi diyor. Heraldik arma bilimidir. Diplomasi sözleşme, ferman, anlaşmaları esasıdır. Bu da gitti. Ama E seçeneği işte etnografya ve filoloji. Aramam gereken temel seçenek buydu. E seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet bu sorumuza bakalım. Aşağıdaki görselde Türk sosyal yapısındaki kavramlar kapsam alana göre sıralanmıştır. Ve diyor ki bu görselde K ve L harfleriyle gösterilen yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Bakalım. Bakın bu görselde en alt birimde aile yani oguşu görüyoruz. Daha sonra bizim için urukta bir boşluk bırakılmış. Boy ok demiş. budun da bir boşluk bırakılmış ve devlet il demiş. E peki bizim için budun neydi? Milletti. Peki bizim için uruk neydi? Aileler birliğiydi. Yani Aileler Birliği ve Millet sırasına göre gelmesi gerekirdi. A'da ikili yönetim kurultay, B'de Kut ve Şaman, C'de Aileler Birliği Millet, D'de Yabgu ve Şanyu ve E'de İlteber ve Yuh seçenekleri esas alınmış. Bizim için Aileler Birliği ve Millet doğru eşleştirme niteliğidir. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Geldik bir sonraki sorumuza. İslam tarihinde Emevilerde uygulanan mevali politikası aşağıdaki unsurlardan hangisine dayandırılmıştır deniliyor? Mevali politikasının temelinde şu vardır. Hani sizler İslamiyeti benimsemiş olmanıza karşın yine de Emevi politikasında köle gözüyle görülüyorsunuz. Bu da hani milletlere ve ırklara göre ayrımın ve milliyetçiliğin yapılmış olduğunun bir göstergesidir. Daha doğru bir ifadeyle ırkçılıktır bu. A seçeneği dil, B seçeneği eğitim seviyesi, C seçeneği ekonomik durum, D seçeneği ırk ve E seçeneği coğrafi mekan seçeneklerde ırkı dayalı olduğu için D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Gelelim bir sonraki sorumuza. Soru da diyor ki aşağıdakilerden hangisi Malazya Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortaya çıktığı şehirlerden biri değildir. Bakalım A'da Erzurum. Erzurum Saltukluların merkezidir. Ee, hani bizim için Malazya Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beyliğidir. O zaman Erzurum gitti. B seçeneğinde Konya. E Konya ilk beyliklere başkentlik yapan veya merkezlik yapan bir nokta değildir. C seçeneğinde Sivas. E, Sivas özellikle danışmetlerin bölgedeki egemenliğini gösteren noktalardan biri. Erzincan, Kema, D seçeneğinde burası ise Mengüceklilerin ve E seçeneğinde İzmir ise Çaka Beyliği'nin merkezleri arasında. Konya bunlardan biri değildi. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Evet bu sorumuzu inceleyelim. Anadolu Selçukluları'nda sosyoekonomik nedenlerle çıkan dini görünümü bu isyanın Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'nin getirdiği sorunlarda çıkan aşağıdaki hangi isyanın bir benzeri olduğu savunulabilir deniliyor. Bakalım. Anadolu Selçukları, Anadolu'ya göç eden Türkmenleri yerleştirmede ve düzeltmede zorluklar çekmiştir. Selçuklu sultanlarının zayıf kişiliklerinden kaynaklanan yönetim boşluğu, ağır vergiler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yoksulluk, Türkmenlerin yönetimden dışlanması gibi nedenlerle Maraş, Kahta ve Adıyaman yöresinde Baba İshak adlı Türkmen dervişinin öncülüğünde büyük bir ayaklanma çıkmıştır. Devlet çıkan bu isyanı güçlükle bastırabilmiştir. Fetret döneminde ise Osmanlı'nın özellikle o boşluğundan istifade eden ilk dini sosyal içerikli bir isyan patlak verecekti. Biz bu isyanı ise Şeyh Bedrettin isyanı deriz. Bu isyan da Çelebi Mehmet döneminde bastırılıyordu. Şeyh Bedrettin'i bulmam lazım. Tak diye de A seçeneğinde gördüm. A. Şeyh Bedrettin. B. Buçuktepe vakası. Bu Fatih'in ilk hükümranlık dönemlerinde ortaya çıkan 2. Murat döneminde içerisinde barındıran o süreçte bir Yeniçeri ayaklanmasıdır. İlk Yeniçeri isyanıdır. C seçeneğinde Şehzade Mustafa İsyanı, Daha sonra Şehzade Mustafa nerede geliyordu? Şeyh Bedrettin isyanı biz bastırdıktan sonra bu Mustafa Ankara Savaşı'ndan sonra Timur tarafından esir ediliyordu. Ve Anadolu'ya tekrar geri gönderiyordu bunu. Timur karışıklık çıksın diye orada patlak veren bir isyandır. Gerek Çelebi Mehmet döneminde gerek 2. Murat dönemlerinde isyan hareketlerini görebiliyoruz. Ahmet Peşar isyanı bizim için Kanun Sultan Süleyman döneminde patlak veren bir isyan hareketiyken iken Şahkulu ayaklanması ise bu ikinci Bayezid döneminde Doğu'da özellikle Safavilerin yani böyle tenkit ettiği, unsur üzerine hareket ettiği ve orayı desteklediği bir isyan hareketidir. A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet bu sorumuza bakalım. Aşağıda ilerleden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Osmanlı yönetiminde güçlenmesini sağlayan gelişmelerden biri değildir deniliyor. Dikkatli bir bakalım. Şimdi 31 Mart vakasının bastırılması deniliyor. Osmanlı rejime karşı çıkan ilk ayaklanmaydı. ve doğal olarak bunun bastırılmasında İttihat ve Terakki güç kazandı. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinde yine itaçların güç kazandığını söylememiz gerekir. Babi Ali baskını da zaten devlet ele geçireceklerdi. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle de tamamen güç ve kontrol onların elindeydi. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi hem onların ülkeden kaçmasına hem de otoritesinin yok olmasına sebebiyet veriyordu. E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Gelelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa sonradan giren iki devlet hangisidir? Almanya normalde savaş başlamadan evvel Avusturya Macaristan ve İtalya ile aynı bloktaydı. Ancak savaşın başlangıcında İtalya taraf değiştirdi Almanya'nın yanına sırasıyla önce Osmanlı Devleti, Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla beraber de kim geldi? Bulgaristan. Bu yüzden hemen bakıyoruz. Asturya Macaristan, Arnavutluk değil. Yunanistan, Romanya değil. Osmanlı, Bulgaristan. İtalya, Fransa değil. İspanya, Hollanda değil. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Bakalım bir sonraki sorumuz gelsin. Diyor ki Amasya Genelgesi'nin maddelerinden bazıları şunlardır. Bu maddelerin Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevaplar oluşturulduğu savunulamaz deniliyor. Bakalım Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti, galip devletlerin etkisi altında bulunduğundan sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bak, amaç ne? Tamamen vatanın kurtuluşunu sağlayabilmektir. Amaç nedir? Var. Yöntem nedir? Milletin azim ve kararıdır. Yöntem de var. E nasıl yapılacaktır? Milletin burada arzusuyla, neteliğiyle, hareketiyle ve iradesiyle olacaktır. Ne zaman yapılacaktır? Böyle bir şey var mı? Çarşamba günü, gelecek ay, 2000 işte pardon 1920'lerde vesaire, 21'de, 19'da böyle bir çıkarım, bir tarihlendirme var mı? Yok. Ev de niçin yapılıyor? E niçin? Vatanın bağımsızlığı, e, milletin istiklali, niteliği, her şey tehlikede. Gerekçe de sormuş. D seçeneği sorumuzun doğru cevabı oldu. Bu sorumuzu inceleyelim. İsmet İnönü'nün Yeni Türk Devleti'nin bağımsız konusundaki kararlarını vurgulamak için biz buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldik sözünü hangi gelişmede söylemiştir diyor. E bunu da Lozan Barış Antlaşması görüşmelerinin yapıldığı toplantılarda söyleyecektir. Çünkü İtilaf devletleri tamamen Birinci Dünya Savaşı'nda kaybeden Osmanlı'nın esası niteliğine görüşmek için hareket ederken inanıyor buna karşı çıkacaktır. Biz buraya kaybeden bir devlet değil kazanan bir devlet sıfatıyla gelecek diyecektir. Bu yüzden Londra, Moskova, Ankara, Gümrü değil, Lozan Konferansı'nın bir gelişmesidir. Ve geldik denememizin son sorusuna. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde aşağıdakilerden hangisinin kaldırıldığı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun tekliflerinin kabulüyle Erkan-ı Harbiye Reisliği ve Şehriye Eşraf Vekaletleri kaldırılmıştır. Erkan-ı Harbiye Reisliği kaldırılarak Genelkurmay Başkanlığı kuruluyor. Ordu siyasetten ayrılıyor. Ordu'nun siyasete karışması güzel bir gelişme değildir. Şerriye, Şerif İslamlı, Efkaf Vekaleti ise Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneteliğidir. Bunların hepsi halifeliğin kaldırıldığı gün önemli gelişmelerdir. Saltanatın, medreselerin, mecellenin ya da tekkelerin değil, halifeliğin kaldırıldığı gün önemli gelişmeler arasındadır. B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dememiz burada sona erdi. Geleceklerim herhalde tekrar görüşmek üzere kal Sevgili arkadaşlar bir kez daha merhabalar. Ben Önay Cephe. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün 3-4-5 yayıncılığın AYT 4. denemesinin coğrafya sorularını beraber çözeceğiz. Hadi başlayalım. Evet ilk sorumuzla karşınızdayız. İlk sorumuzda ne sormuş bize? Dünya üzerindeki nadiren görülen doğal oyları yer küre üzerinde doğal yapıyı etkilediği gibi doğanın bir parçası olan İnsan yaşamını ve faaliyetlerini de etkiler demiş. Diyor ki verilen açıklamaya örnek olarak gösterilemez. Ne demiş bana? Nadiren görülen doğa olayları. Biz bunlara ekstrem, sıra dışı olaylar diyeceğiz. Yani normalde alışık olmadığımız bir olay bizim için ekstrem olaydır. Bakalım hangisi bunu örnek verilemez? Hadi başlayalım. Afrika kıtasında büyük sahrada sıcaklıkların birkaç derece artış göstermesi, nem azlığı ve düzensiz yağışların görülmesi acaba sıra dışı bir şey midir? Bakalım buna bir soru işareti koyduk. Geçtik bunu. Japonya'da 11 Mart 2011 yılı tarihinde okyanus içinde meydana gelen 9 büyüklükteki deprem. 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami. Bir ekstrem durumudur. Her gün Japonya'da tsunami meydana gelir mi? Gelmez. O zaman sıra dışı bir olaydır. Yani ekstremlere örnek verilebilir. 2017'nin Eylül ayında Atlas Okyanusu üzerinde oluşan Irma adındaki tropikal siklonun Florida'yı etkisi altına alması e Amerika'da her gün bu kasırgalar fırtınalar etkili olur mu olmaz bu da sıra dışı bir olaydır bu da ekstremdir bunu da geçtim 2010 yılında İzlanda'da buzul altında kalan bir yanardağın patlama sonucu ortaya kül ve toz bulutlarının Avrupa'da hava ulaşımının durmasına sebep olması. E bakın bir yılda meydana gelmiş tüm Avrupa'da hava yolu ulaşımını durdurmuş. Her gün yaşanan bir şey mi? Hayır. Bu da sıra dışı, bu da ekstrem. 2012 yılında Orta ve Doğu Avrupa'da yaşanan aşırı soğuklar ile kar yağışının uzun süre devam etmesi o döneme ait ekstrem sıra dışı bir olay mı? Sıra dışı bir olay. Bunu da geçtim. Ama diyor ki bana Afrika kıtasında büyük sahrada sıcaklıkların birkaç derece artış göstermesi. Afrika'da sahra zaten sıcak bir yer mi? Evet. E zaten kurak bir yer mi? Evet. E dolayısıyla Sahra çölünde kuraklık var. Eyvah ne yapacağız diye düşünür mü insanlar? Düşünmez. Zaten bu durum sürekli yaşanıyor. O yüzden bu sıra dışı bir olay olarak karşımıza çıkamaz annem dedim ve A seçeneğini doğru cevap olarak işaretledim. Bir sonraki soruya jet hızıyla geçtim. Bu soruda bana demiş ki bir bölgede baskın ekonomik faaliyetler türü ve çeşidi o bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerin yaşanmasında etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi bir bölgedeki değişime en az etki eder? Şimdi bölgede yaşanacak değişim bir faaliyet olmalı onu değiştirmelisin değil mi ne olabilir o bir faaliyet ilk faaliyet tarım tarım dışında bir şey olmalı yani orada sanayi başlarsa orada şekil değişir orada ticaret başlarsa oranın şekli değişir orada madencilik başlarsa oranın şekli değişir ama tarımla beraber şekil değişmez zaten tarım o bölgede var idi değil mi o yüzden soruya bu gözle baktık baktım dedim ki bankacılık finans o bölgede tarım vardı, bankacılık, finans gelişti, değişti. Maden, turizm, sanayi hepsi o bölgenin gelişmesine etki edebilecek yeni gelişmelerdir. Fakat tarımsal faaliyetler zaten eskiden belli var idi. Dolayısıyla tarımsal faaliyetler bir bölgeyi çok fazla değiştirebilir mi? Değiştiremez. Bu yüzden cevabım E seçeneği olur ve bir sonraki soruya geçelim. Bu soruda Türkiye ulaşım sistemlerinin gelişmesi, verilmiş ve demiş ki hangileri daha az etkiye sahiptir? Bakın hangileri etkilidir ya da etkili değildir demiyor. Daha az olanı daha önemsiz olanı soruyor soru bana. Bakalım bir numaralı öncülde demiş ki bölgeler arası ticaretin artması. Ticaret artarsa bölgeler arasında çok fazla araçla gidiş gelişler yaşanır. Bu da ticareti ulaşımı ne yapar? Geliştirir. Buna bir artı koydum. Bu önemli. E turizmin canlanması. Turizm canlanırsa yine ulaşım yolları, yine demir yolu, karayolu, deniz yolu gibi yollar çeşitlenir ve gelişir mi? Gelişir. Bu da çok önemlidir. Fakat ulaşımda maliyetin düşmesi, maliyet düştü diye yani bu yıl 450 lira değil de 420 lira yakıyoruz. Hadi turizme katılalım. Hadi ulaşımı geliştirelim der misiniz? Çok fazla demezsiniz. Bunun da muhakkak hesabını yapanlar vardır ama diğerleri kadar etkili midir ulaşımın gelişmesinde? Değildir. O yüzden bunlar arasında hangisi daha azdır dediği için yalnız üçü alır. C seçeneğini. işaretler. bir sonraki soruya geçelim. Bu soruda alternatif enerji kaynaklarından bahsetmiş bana. Alternatif enerji kaynakları neler? fosil yakıt olmayanlar. Bir şeyi yakmıyor iseniz, yok etmiyor iseniz o bir alternatif enerji kaynağıdır. Neler olabilir? Güneş. Güneşten paneller döşediniz, gelen enerjiyi kullandınız. Yakıp bitirdiniz bir güneşi. Hayır. Rüzgar. Esen rüzgarın önüne pervane koydunuz. Pervane döndü enerji ürettiniz. Rüzgarı bitirdiniz mi? Hayır. Su barajda hapsettiniz onu. Sonra bıraktınız. O düşme gücüyle türbünü dönüştürdü ve enerji ürettiniz. Yok ettiğiniz mi suyu? Hayır. Ya da atıklar gibi şeyler alternatif enerji kaynaklarıdır. Taş kömürü, petrol, lignit gibi doğalgaz gibi şeyler ise fosil yakıtlar. Yani yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Lütfen bu ayrımı yapalım öncelikle. Şimdi burada bana demiş ki Türkiye alternatif enerji kaynakları geliştirme amacı taşımaz hangisi demiş. Bakalım. Soma'da 240 metre megawatt kurulu güce sahip rüzgar santrali. Rüzgar alternatif bir enerji kaynağı mıydı? Evet hocacığım. Alternatif enerji kaynağıydı. Ankara'da atık yağları değişik kampanyalarla toplanması ve enerji üretilmesi alternatif miydi? Alternatif de hocacığım. Mersin Akkuyu nükleer santrali projelendirilmesi. Hmm, nükleer santralinde bir yeraltı kaynağı kullanımı söz konusu mu? Söz konusu. O zaman bu o zaman bu bir alternatif enerji kaynağı olur mu? Olmaz öğretmenim bu değildir. Fırat Nehri üzerinde baraj yapmak alternatif enerji kaynağıdır. Konya'da güneş santrali kurmak alternatif enerji kaynağıdır. Ama dediğim gibi nükleer santraller alternatif enerji kaynakları arasında görülmez. Bu yüzden cevabım C seçeneği olur dedim ve bu soruyu da geçtim. Bu soruda bana demiş ki hangisi gelecekte daha önemli bir liman olacak? Şu anda bakarsanız bir numaralı alan önemli bir liman uluslararası alanda önemli bir liman ama zaten uluslararası alanda önemli mi şu anda önemli 2 numaranın bulunduğu yer şu anda da uluslararası alanda önemli bir liman gelişmiş bir liman 2 ile 4 şu anda da çok gelişmiş değil. Gelecekte de hani buralardan çok şey beklemezsiniz. Ama 5 numaralı alan Çini göstermekte sevgili arkadaşlarım. Çini. E Çin gün geçtikçe sanayileşen ve nüfusu, pazarı çok büyük olan bir yer mi? Evet. O yüzden gün geçtikçe Çin'in sanayisinin, ticaretinin çok daha fazla artacağı söylenebilir mi? Söylenir dedim. O yüzden Çini gösteren 5 numaralı alan bizim doğru yanıtımız E seçeneği doğru cevabımız. Olur dedik. Bu soruyu da geçtik. Türkiye çevre kirliliği ile ilgili bir sorumuz var şimdi karşımızda. Diyor ki bana termik santrallerin varlığına bağlı olarak termik santralleri izah edeceğim size. Termik santral bir şey yakarak elektrik üretmek demek. Bir tane kazan var kocaman içi suyla dolu. Ağzı da düdüklü tencere gibi kapatılmış bir tane tribün var. O düdüklü tencerenin düdük yerine tribün koymuşlar. E buradaki suyu yakıp ısıtırsanız Abao, su ısınır, buradaki tribün dönmeye başlar, cozurt, elektrik bulursunuz. Biz buna termik santral diyoruz. Peki bunun altında ne yakabilirsiniz? Bunun altında taş kömürü yakabilirsiniz. Zonguldak çatal ağzında olduğu gibi bu bir kömürle çalışan termik santral olur. Bunun altında linyit yakabilirsiniz. Türkiye'de bir sürü var onları söyleyeceğim şimdi. Bunun altında petrol yakabilirsiniz. Bunun altında doğalgaz yakabilirsiniz. Vesaire vesaire bunların her biri birer termik santral midir? Evet. Bunlardan hangileri çevre kirliliğine daha çok neden olur peki? Bunlardan özellikle lignit ve taş kömürü çevresel soruna, hava kirliliğine daha fazla neden olur. E şimdi bakalım o zaman zonguldak çatal ağzı demiştik az önce. Zonguldak çatal ağzı anında buralarda bir yerde. Zonguldak çatal ağzını göstermemiş burada. Demek ki lignitle ilgili sa santralleri bilmeliyim ben. Lignitle ilgili santrallere baktığımızda nerede var? Manisa Soma çevresinde var. Kütahya çevresinde var. E başka Muğla yatağında Ankara'da Çayırhan çevresinde var. Maraş, Afşin, Elbistan çevresinde var değil mi? Bunlar önemli olanları bunları muhakkak bilmelisiniz. E dolayısıyla bu çizik 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 yaptığım yerlerden hangisini göstermiş bana? Muğla'yı ve Maraş'ı göstermiş. Dolayısıyla buralardaki santraller hava kirliliğine ya da çevre sorunlarına daha fazla neden olur dedik. Ve 1 ile 3 olan... B seçeneğini doğru yanıt olarak kabul ettik ve bir denemenin daha sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.